Evet, Esma da puanını verdiğine göre Kübra, buyur puanını açıkla. Bugün kaç puan veriyorsun Merve'nin hamar attığına? Benim sana puanım 4 puan geldi. Gerçekten inanmıyorum ya Kübra Hanım. Kendimi şu an zor tutuyorum. Bugün bir 4 puan için mi çocuklarından ayrı kaldın bütün gün? Ya lütfen. Hayır, yani adalet nasıl bilmiyorum. Adalet ne? Adalet kimde? Bilmem. Esma, sen niye gülüyorsun? Ya ben Kübra Hanım'a gülüyorum açıkçası. Sen bu kadar mı oynarsın? Ya bu kadar mı adaletli almak lazım? Ben beğenmediklerimize vermiyor muyuz puanı? Ama sen beğenmediğin bir şey oldu dedi mi? İki tane. Peki Kübra'cığım, hadi yemek için bir şey diyeceğim. Hadi yemek için belki önüne 5 çeşit geldi, ikisini beğendin. Şimdi 5 puandan 2 puan, yani 5 puandan 2'ye nasıl düştün? Ben şöyle söyleyeyim, ben belirli yerlere takıntılıyım. Belirli yerlere herkesin evine baktığımda da bu puanları kırıp bu puanı vermiştim. Merve Hanım, bana söylemişlerdi ya hani duygu sömürüsü yapıyor diye. Siz de mi başladınız acaba? Kübra Hanım, eksiklerinizin o kadar çok farkındasınız ki sürekli insanların açığını arıyorsunuz ki aman belki ben birinci olabilirim. Çok haksız davranıyorsunuz. Evet Merve, bu 4'ü kabul ediyor musun? Ne diyorsun? Değiştirmesini için itiraz edecek misin? Yok, itiraz değil. Kendisi bilir. Yani bu program gelip geçecek Kadir Bey. Yani ben bir ömür boyu eğer onun vicdanında kalacaksam asla ben puanı kırmam. Peki. Bak, hediye buyur. Sen yani puanını açıkla bakalım kaç puan geldi? Merve Hanım için puanım 6. 6 puan geldi. Çok teşekkür ederim. Ya temizliği ve kaç verdin? Için 3 temizliğine verdim. 3 de yemeklerine verdim. Peki Merve, temizliğin üçlük olduğunu düşünüyor musun? Yani sürekli başını öğüne yiyip beklediğinde sanki bunları kabulleniyormuşsun gibi ekrandakiler de görecek. Hayır, yani ben kabul olmadığını düşünüyorum ama dediğim gibi hani arkadaşlar bulduğuna iddia ediyor. Ben de izlediğimde göreceğim, nasıl bir şok olacağım, nasıl bilmiyorum. O zaman ona karar vereceğim. Ama üçlük bir temizlik miydi? Kesinlikle değildi. Peki Esma, buyur sen puanını açıkla. Benim Merve Hanım'a puanım 7. 7 puan geldi. Kaç temizlik, kaç yemek? 4'ü temizlik. Yemeklerde de içli köfteyi çok beğendim. Gerçekten mercimek köfte, içli köfte nereden çıktı? O da vardı, onu yemedim herhalde. O evet çok lezzetliydi, onu beğendim. Diğerleri o şekilde 7 yani. 7 puan geldi. Neslihan, son puanı veriyorsun. Son puanı açıklayacağız. Ve bakalım Merve haftanın son gününde toplam kaç puana ulaşacak? Ve 15 bin liranın sahibi birazdan kim olacak? Kadir Ezildi ile En Amarat benim de, buyur Neslihan açıkla. Kadir Bey, şöyle bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Ben Merve Hanım'ın garnitürünü kendi haşladığını unuttum. Bu benim için çok değerli bir hareketti bana göre. Çünkü zaman içerisinde bir şeyler yapmaya çalışmış. Evet. Puanımda ufak bir oynama yapmak istiyorum. Evet, benimkinin bir üstünü versin ki ben altta ezileyim, kendisi hayır, üstte çıksın. Hayır ama bak. Hayır, çok yanlış düşünüyorsunuz. Bu kadar yine de bu kadar içten hesaplı. Ya bu içten içmeye çalışıyorsun. Şöyle, ben eğer bugün hakkaniyetsiz davranıp bu parayı alıp gidersem Allah bana bunu yemeği nasip etmeyecek. Etmesin. Hiç kimse vicdanım rahat etmeyecek. Ben aynı şeyden bahsediyoruz. Aynı şeyden bahsediyoruz. Aynen öyle. Kübra'cığım, silgiyi verebilir misin Neslihan'a? Hani ben size de değiştirin kesinlikle demedim. Hani vicdanen rahatsanız hiç problem değil. Gerçekten hani kendinizi zan altında hiç bırakmayın. Problem hani bilmiyorum. Aa, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şok. Şu an benim yerime geliyor. Şu anda toplam puan ortaya çıktığı için sen istesen de puanını değiştiremezsin. Aa. Evet. Şu an kusura bakma, seyircilerden de özür ama diliyorum. Ama açıklamadı. Açıklamadı ama şu an Neslihan toplam puanı biliyor. Bunu hiç yani bilmiyordum. Yani şu an puanla oynayacak. Kadar pardon. Neslihan'ın bu puanı değiştirebilmesi için Neslihan'dan sonra birinin daha puan açıklaması gerekiyordu. Ya. Yani açtı ya 7. Okey ama sen sanki senin puanını ezmek için söylüyor dedin. Şimdi senden ricam eski puanına çevirmen lütfen. Ama o da adaletsizlik değil mi Kadir? Ama bütün haftalar da böyle zaten. Ama sadece bu iki yarışmacının şeyini gördüm. Ay, Kübra açıklamadı mı puanını? Açıkladı. Kübra da açıkladı, o yüzden. Eğer Kübra'dan önce açıklamış olsaydı değiştirebilirdi. Hayattaki şansım diye ben işte. Neslihan, buyur hak puanını ver. Hak geçiyorsa hakkını bana helal et arkadaşım. Yani ben vicdanım rahat olsun diye böyle bir şey yapmak istedim ama dikkatten kaçmış. Peki Neslihan, buyur ver puanını. Benim Merve Hanım'a puanım 4. 4 puan, normalde 5 puan mı verecektin? Evet. Sen kaç puan vermiştin Neslihan'a? Ben 6 verdim. 6 vermiştin, 4 puan geldi. Bana verilen puanları asla kabul etmiyorum. Bana verilebilecek puanların en az 6 olması gerekiyordu.
Merveciğim eline koluna sağlık. Şu anda toplamda 21 puana ulaştın. Arkadaşlarından aldığın puan bu. Kübracığım 23 puandasın şu anda. Arkadaşlarından 23 puan aldın. Hediye 23 puandasın. Neslihan 20 puandasın. Esma 19 puandasın. Bunun üstüne daha benim verdiğim puanlar da eklenecek. Şimdi büyük finale geçmeden önce çok kısa şunu sormak istiyorum. Esma, kim birinci olursa hak etmediğini düşünür ve üzülürsün. Ben kazanmadıktan sonra hepsine üzülürüm. Sen kazanmak için hepsine üzülürsün. Peki Kübra? Ben Hediye Hanım diyorum. Hediye Hanım. Neden Hediye Hanım? Bende takıntılı olup da kendisinde olmayan bir şey olduğu için gerçekten ben de ona takıldım. Hani benim tencereme taktı. Peki Kübra Hediye dedi. Neslan? Ben Merve Hanım olduğunu düşünmüştüm. Çünkü o da bana çok fazla yürümüştü hani. Yani bu şekilde gider de eğer ki bir şeyler çıkardı o birinci olursa üzülürüm demiştim. Üzülürsün. Merve, senin aklında var mı öyle biri? Kübra. Kübra Hanım. Peki. Çünkü gerçekten adaletsiz yorumlar yaptı. Peki Hediye, senden de alayım isim. Benim Kübra Hanım. Kübra Hanım. Çoğunlukla Kübra alırsa evet, kimsenin içine sinmeyecek. Bakalım 15 bin lirayı kim alacak? Kimin içine sinecek? Haydi buyurun, büyük finale gidiyoruz. Evet, Merve'nin eline koluna sağlık. Temizliği hakkında çok söyleyebileceğim bir şey yok. Bence bazen çok gereksiz yorumlar yapıyorlar. Aşırı küçük yerlere takıyorlar. Yemek içinse Merveciğim biraz kolay bir menü olarak buldum. Evet, bazılarının lezzeti gayet yerindeydi ama burası bir hamaratlık yarışması. Önemli olan 2 saatte mutfakta en yüksek performansı göstermek. Şimdi hem lezzetlerine, hem hamaratlığına, hem de temizliğine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.